arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Kitchen Sushi oynuyoruz. Ben Eylül arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Karışık yapıyorum istediğim gibi. Arkadaşlar ben şu an yani ben öyle yapmayı seviyorum. Acı biber alıyorum. Alalım biraz. 2 tane tofu, avokadoyu unutmayalım. Somon ve arkadaşlar bu soru çok komik bir şey var. Çapkasını dokunduğunuzda oynuyor. Çok komik. Evet. Bir şey unuttuk gibi geliyor. Patates olabilir. Sushi'de konmayacak şeyleri koyuyoruz. Aslında ben amacım sushi yapmak değil şu an. O yüzden ne bileyim işte. İlk önce avokadomuzu doğrayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi domates. Evet. Evet, şimdi bunu keselim. Eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar sıkıldığınızda oynayabilirsiniz. Evet. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar, kesme işimiz bitti. Şimdi bu makineyi blender sanmayın. Bu makine şekil veriyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan şeklini ayarlayabiliyoruz. Ben bunu istiyorum. Büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Dönme yerini ayarlayabiliyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4. Yaptıklarımızı buraya koymak istiyorum. 1, 2. Bir dakika. Evet. Ekrandan dışarı çıkmamasına dikkat edin arkadaşlar. Böyle istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama isterseniz öyle de yapmayabilirsiniz. Direkt yuvarlak şekliyle upuzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi öyle yapacağım o bittiğinde. Az kaldı arkadaşlar içinde. Ve evet. Şimdi içine bunları koyalım. Biraz fazla koyduk. Evet. Arkadaşlar bu sefer yıldız yapalım. Ama ben bu sefer uzun istiyorum. Tamam, şu küçükleri başka bir yere koyalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi içine koymak istediğiniz şeyi ayarladığınızda ben biraz istediğim gibi, yani ben böyle yapmak istedim. Yani istediğiniz... bu ne? Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Hangisini istiyorsunuz? Ben bir sürü farklı yapacağım için... İlk bunu istiyorum. Şöyle içine minikleri koyalım arkadaşlar. Bir dakika. Ay. Şöyle içine pirinç koyalım. Nedenini bilmiyorum. Nedenini bana sormayın. Normalde içine şey konulmuyor biliyorum ama
Kıza acı vermek istiyorum. O yüzden bir sürü wasabi sos falan mesela. Ketçap, ketçap. Kıza acı vermek istiyorum. Arkadaşlar dümdüz yapmak istiyorsanız şuradan dümdüz ileri itin. Ama yan da yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi arkadaşlar. Bütün her şeyi hazırlayın şu an. Çünkü sonra tabak hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Böyle bunu böyle şey yapalım. Evet arkasına. Ve bunu da yaptık arkadaşlar. Şöyle. Bu sefer bununla yapmayı deneyelim. Ne dersiniz? Ve ben bunu da buna değişiyorum. Neyse bunu istemiyorum pek ama. Evet. Bunda da hardal mı bu bilmiyorum. Bunu koyalım. Çevir. Ay bir şey oldu arkadaşlar az önce. Şöyle koydum. Evet. Bu sefer bunu deneyelim. Avokado bu sanırım. Buna tuz koyalım. Ve biraz soya sosu. Ah, iyi yapamadım. Evet. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Somon arkadaşlar. Ketçap koyalım ona da. Zip zip gibi sesler çıkarıyor. Evet, güzel görünüyor bu. Evet. Son bir tane kaldı. Buna acılı yapalım. Buna hepsinden koyacağız. Evet. Kıza milyonlarca dürüm hazırladık arkadaşlar. Bu da acısız sadece soya sosu olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. İlk tabağımızı hazırlayalım. İlk tabağımı bunda hazırlamak istiyorum ve şunu yapalım. Yanlarına dekor olarak şu yaptığım kalpleri koyacağım. Kullanmamamın sebebi bu arkadaşlar. Ama siz bu yaptığınız şeylerin hepsini suşinize koyabiliyorsunuz. Ay bir şey unuttuk arkadaşlar. Neden böyle yapıyoruz? Dürüm oluyor böyle. Hop. Evet. İçinden yıldız görünüyor arkadaşlar. Değil. Şimdi bunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz üzere içinden yıldız görünüyor. Evet. Bir de bu ay. Yıldız şeklinin yapmanın sebebi arkadaşlar. Böyle karışık vereceğim ben bunların hepsini suşilerin. Ay. İçinden yıldız şekli görünüyor çok güzel. Ben karışık yapıyorum. Zaten herkese farklı vermek istiyorum. Bunun içi çok güzel görünüyor. Ben bunu sevdim. Evet. Bu da güzel görünüyor. Evet. Bunu biraz kötü kestim. Bir şey oldu bunu arkadaşlar. Ve bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar. Ben bir hata yapmıştım. Şimdi ilk büyük tabaktan başlayalım. Ay. Tamam. Hemen yerleştirelim. Böyle aklıma bakmayın. Arasına koyacağım bunu. Bununki yaptığı, şu anki sıralamayla yaptığın olacak. Evet.
Şimdi buralarına kalp koyalım. Evet. Şimdi de bir şeyler ekleyelim arkadaşlar şöyle kalplerin üstüne. Böyle ortaya gökkuşağı. Bir tane daha unutalım. Evet. Şimdi bunu arkadaşımıza verelim. Umarım seversin. Tek de yeme. Acı olan mıydı bu? Evet. Acı olandı. Evet. Ama sevdi. Fena değil diyor. Sanırım ona bu sarılara acı koymamıştım. Sadece sos koymuşum sanırım. Evet, onlar acı olanlar. Sanırım kalplerden birinde acı biber miydi? Bilmiyorum. Sanırım ortadaki acı biberler arkadaşlar. Hepsini bitir de öbür arkadaşımız gelsin. Evet. Senin yeme süren doldu. Başka bir müşteri getirelim. Evet. Bu abimiz geldi. Selamünaleyküm abi. Donla mı geçiyorsun? Görmedim neyse. Evet. Şimdi bu abimiz arkadaşlar aç görünüyor. Ona biraz fazla vereceğim. Karışık vereceğim yani. Bu arkadaşımıza karışık vereceğiz. Arkada adam vuruldu. Bütün hepsini böyle yapıyoruz. Arkadaşlar kalpleri acı yapalım bence. Geri desen ekleyelim mi arkadaşlar? Şimdi. Bakalım ne var? Bence buradan ne alsak? Şöyle her kalbe farklı renk verelim. Şöyle. Evet. Öbürlerine de yıldız. Şöyle. İyi oldu arkadaşlar. Adam merak etti. Bu nedir abi? Ne oldu görünmüyor zaten. Acıydı sanırım. Evet, acı olanı yedi. Wow dedi. Sanırım adam acı seviyor arkadaşlar. Kulağında tüy var adamın. İfşaladık. Güzel. Okey abi. Evet. Kalplerin hepsi acı olacak. Sanırım sade olanı yedi. Emin değilim. Evet, sade olanı yedim. Evet, o yeşil sanırım evet acısızdı. Adam yere düştü. Neden sevmedi acaba adam? Sevdim onu. Adama bir tane daha yemek vereceğim. Çünkü yemeklerim sevmedi adam. Hangisinde o hareket yapıyordu? Acı olanı yedi. Şimdi şu wasabi soslu şeylerimi yiyecek. 2 milyon yıl sonra. Adama görüşürüz diyoruz. Evet. En sevdiğin karakter geliyor. Kedim. Arkadaşlar kediye çiğ bir yemek vermeyi deneyeceğim. Acaba çiğ yemekle ne tepki verecek? Arkadaşlar sadece vereceği tepkiyi merak ediyorum. Şunu vereceğim. Ne olduğunu göstermemek için komple katlayalım arkadaşlar. Bu adamı seviyorum ama gerçekten ne tepki vereceğini merak ediyorum. Bu adam her şeyi yiyor bence. En çok ben o karakteri seviyorum zaten.
Sanırım o adamın kustuğu yemek buydu. Sadece bundan koymayı deneyelim. Tabii sonra öbürlerini. Evet. Bu sanırım adamın kustuğu yemekti. Deneyelim. Adam diyor ki denersen ne olacak? O bana garip geldi. Neden o hareketi yapıyorsun? Sevmediysen yeme abi. Tamam bırak. Ben sana öbür yemeklerini getireyim o sırada sen yerken. Arkadaşlar özen göstermiyorum. O canı. Arkadaşlar karışık tabak hazırlayalım. Heh, adam bitirmiş iyi bari. Neden denemeyeyim? Evet. O sırada biz öbür yemeklerini de hazırlayalım. Evet. Muah diyor adam. Arkadaşlar farkındaysanız burada yediği yemeklerin şey var. Oha adam bayıldı çok sevdi. Ah ağzın yandı. Sanırım ona ekstra acı koymuşum arkadaşlar. Aa doğru evet ekstra acı koymuşum. Ama o tepkiyi göstermesi. Farkındaysanız arkadaşlar size göstermek istiyorum o yemeden. Şöyle ortasındaki yıldızı fark etmişsinizdir. Çünkü hatırlıyorsunuz ki biz yıldız yapmıştık. Evet herhalde bu yemeği sever. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.